Bu akşam bütün renklerin bir araya gelmesiyle oluşan iftar yemeğimize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle bugünkü aslında bu gecenin anlamı farklı renklerin hepsinin Türkiye bayrağının altında toplanabileceğiydi. Bunu herkese gösterdik. Bütün renklerde o kutsal bayrağımızın altında toplandık. Herkese de çok teşekkür ediyorum buraya gelen genel sekreterimiz olsun, buraya gelen bütün saygıdeğer arkadaşlarımız, milletvekillerimiz olsun, halkımız olsun çok teşekkür ediyorum. Özellikle Bayrampaşa Bosna Sancak Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Karadağlar Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Başkanım, önce sizi kutluyoruz bu kutsal günümüzde. Gerçekten hem Pendiklere hem civar ilçelerde gelen saygıdeğer dostlarımıza hiçbir siyasi görüş ve düşünce ayrımı yapmadan insanları bir araya getirdiniz. Sizi kutluyoruz. Burada dostlarımızın çoğu Bosna Sancak Derneği ile ilgili ne kadar bilgiye sahip bilemiyorum. En azından ben fazla bir bilgiye sahip değilim. Derneğimiz ne zaman kuruldu, kaç üyemiz var, genellikle bu Sapan Bağları'nda buraya hizmet sunuyorsunuz, ilgili bilginizi alalım diyelim. Derneğimiz 1992 yılında kurucu başkanlarımızın güzel bir organizasyonuyla Bosna Savaşı'ndaki mağdurlar ve şehitler için kurulmuş, Bosna'daki insanlara, Boşnaklara yardım için kurulmuş olan bir dernektir. Dernek şu an ise tam bir kültür yuvası halinde olan 4 katlı bir kültür yuvasına dönüştürdük. Ve kendi yerimiz, mekanımız değil mi? Mekanımız kendi yerimiz. Şu anda da yönetimi yeni devraldık. 6 ay içerisinde de dernekte de ilkleri yapmaya başladık. İlklerinden bir tanesi burası artık aydınlanmanın, gerçekten öğrenmenin artık genel anlamda kendimize öğretmekle başlayacağını düşünüyoruz. O yüzden de gençlik kollarımızı, kadın kollarımızı ve özellikle piyano, İngilizce, matematik kurslarını özel buradaki çocuklara eğitimleri veriyoruz ve spora teşvik ediyoruz. Bu konuda da özel anlaşmalarda spor anlamında ve kültür anlamında özel anlaşmalarda yapıp buradaki halkımıza hizmet ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de özellikle söylemem gerekirse basketbolda ve voleybolda Boşnak çocuklarımızı Acıbadem, Mehmet Ali Aydınlar'ı buraya getirerek de öyle bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Kulübümüz amatör kulüp olsa bile Türkiye'nin en ünlü şirketleriyle gelip sponsor anlaşmaları yapıp onların da eğitimlerini sağlayabiliyoruz. Bu sporcularımızdan en ünlüsü de şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı olan Veli Mahmutoğlu'dur. Bunun gibi projelere imzalarımızı atıyoruz. Başkanım, ben de eğitimciyim, edebiyat öğretmeniyim. Biz yani ilk geliyorum. İçeri girdiğimde gerçekten burada küçük mini mini yavrularımız, zaten okullarda tatile biliyorsunuz karar verdik. Burada gördük, çocuklar burada, gençlerimiz, yavrularımız burada gerçekten bir arada. Hem satranç oynuyorlardı, hem kitap okuyanlar vardı. Gerçekten övünç. Ve gerçekten gençlerimize verdiğiniz, çocuklarımıza verdiğiniz güzel bir örnek. Peki burada örneğin okul derslerine yönelik bir çalışmanız var mı? Sınavlara hazırlama kurslar gibi, İngilizce, matematik. Şöyle söyleyeyim, bizim derneğimizde zaten yalnızca satranç oynanır bizim derneğimizde. Okey ve kart oyunları oynanır. Satrançta da Türkiye şampiyonları buradan çıkaran bir derneği zaten. Tabii zeka oyunları kısaca. Evet, zeka oyunları. Bir ayrıca de böyle çocuklarımıza matematik, İngilizce, piyano, boşnakça, akordeon gibi özel eğitimler de vermek. Çok teşekkür ettik. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki insanlarımızı kaynaştırıyorsunuz. Katılan tüm konuklarımıza da saygılarımızı sunuyoruz. Ben Mustafa Borbor yayın olarak sizlere aydın yarınlar, inanç dolu aydın yarınlar diliyoruz. Teşekkür ettik başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım, sizlerden eklemek istediğiniz bir şey varsa görüşlerinizi alalım. Aramızda genel sekreterimiz mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Kendisini şöyle bir tanıtmak isterim. İzmir'de Boşnaklarla beraber büyümüş. Bizleri çok iyi bilen, Bosna'da da kendisi eğitimcidir ayrıyeten. O yüzden Boşnaklarla iç içe yaşamış,
Şu anda da genel sekreter olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Başkanımızdan da iki üç kelimeyle bizi anlatacak ve bir şeyler söylemesi gerekirse de sözü ona veriyoruz yani. Ben de kitleye hitap edeyim siz de çekiminizi yaparken. Evet, sevgili başkanımın dediği gibi ben aslında üniversite akademisyenlikten geliyorum, hocalıktan ve Bosna'da, Bosna-Hersek Üniversitesi'nde 3 yıl arka arkaya gidip orada ders de verdim. O ülkenin, insanlarının, bizim ülkemizdeki boşnaklarla, oradan göç edenlerle ilişkilerini, geçmişini inceleme, daha yakından tanıma, bilme fırsatım da oldu. Belediye başkanlığı döneminde de yine aynı şekilde değişik kereler Bosna'ya, Srebrenica katliamına 3 kere 3 yıl arka arkaya gittim katliam anma törenlerine. Salih abimizle de değişik vesilelerde bir arada olduğumuz günler oldu. Bosna'da Tuzla'yla, Sırbistan'da Sancağın Novi Pazar'da, Karadağ'da da Bar'la kardeş şehir yapma onuruna nail olduk, Borna Belediyesi'ne. Tabii yüzyılı aşkın süredir, aslında yüzyıllardır o bölge, yöre insanımız hep acılar içerisinde yaşamış ve hep savaş, acı, gözyaşı ve göç. Savaş, acı, gözyaşı ve göç. Ana vatan ya da Türkiye'yi işte bayrağı ve vatana sahip çıkma tadına hep buraya gelmişler. Burada da Borna'da da Borna var. Boşnaktır. Makedonya göçmenidir, Bulgaristan göçmenidir ve Balkan göçmenidir. Ama tabii büyük önderimiz Atatürk'ün bir sözü vardır. Macirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır der. İşte sizler o kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarısınız. Onun için bir başka şey daha söylemek istiyorum. Balkanlardan CHP'li olur, MHP'li olur, AKP'li olur, farklı siyasi düşüncede insanlar olur. Ama atasına, Atatürk'üne ihanet eden kimse çıkmaz. Vatanına ihanet eden kimse çıkmaz. Bayrağına ihanet eden kimse çıkmaz. Bunu bilerek, yaşayarak söylemek istiyorum. Onun için bu birliktelik, bu dernek, bu dernek çatısı altında yapılan işlerin kutsal olduğunu düşünüyorum. Biz bu ülkede tek bir milletiz. Ve bir tane vatanımız var, bir tane bayrağımız var. Bunların hepsine sahip çıkmak ama atalarımızın, dedelerimizin yaşadıkları, işte o kaybedilmiş topraklara da yine gönül bağımızı koparmadan yapmak lazım. O ülkelere, orada yaşayanlara elimizden geldiğince de destek olmak, destek vermek de bize düşen bir görev diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağolunlar. Sağolun. Bizim o yöre insanının son sözü de Allah'a emanettir. Başkanım, ben de Tekirdağ Murat Dortok Müdürlüğü yaptım bir kasabada. 8 yıl Bulgaristan'dan göçen kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Çocuklarımızı da onlar büyüttü. Biz de komşuyuz, yabancı değiliz. bu arada aramızda Salkano bisikletinin sahibi Salih abimiz mevcut. O da bizle bayağı destekler, sağ olsun. Her zaman organizasyonlarda beraberizdir. Onun da bu arada burada olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başsavcı yardımcımız burada kendileri eğer bir söz almak isterse misafirimizdir bu akşam. Bahattin abimiz vardır burada. Kendisi toplum bilincisi. Arada sırada bize her alanda yol gösterir. Sıkıştığımız zaman ona da uğrarız. Bir çayını kahvesini içeriz kendisine. Aramızda Mirsat abimiz var, uzun yıllardır hep bize abilik yapmış. İbrahim abimiz var, kurucu başkanlarımız var, İbrahim Hacıoğlu. Satranç hocamız, buradaki herkes çok değerli, teker teker eğer atlarsam çok özür dilerim. Başkanım, Kars Ardahanlar Iğdır Derneği de kardeş derneğimiz de aramızda. Güzel.
Bayrampaşa Bosna Sancak Derneğimiz de aramızda. Hepsi aramızda. Eğer anlarsam kusura bakmayın derim. Çok teşekkür ederim. Saygılar başkanım. Teşekkür ediyoruz. Allah hizmetinizi kabul etsin. Bu birlikteliğiniz bir ömür boyu daim böyle yan yana dayanışma içinde yaşansın. Sağ olun. Evet, buraya bakıyorum. Ama karşı taraftakiler böyle ayrı kaldı. Tamam.